Hardware Plus'tan herkese selamlar. Ben Aydoğan Aykanat. MediaMarkt desteğiyle hazırladığımız bu videoda UPS'lere göz atıyoruz. UPS Türkçe'ye çevirdiğimizde kesintisiz güç kaynağı anlamına gelen bir birim. Aslında son dönemlerde power supply dediğimiz kendi güç kaynaklarımız, bilgisayarların güç kaynakları birçok konuda işe yarasa da tabii ki elektrik kesintisi olduğunda da bilgisayarımız kapanabiliyor. Sadece bilgisayar değil, iş yerlerinde ya da hastaneler gibi, havalimanları gibi önemli noktalarda da olası güç kesintilerinde bozulabilecek birçok önemli cihazlar var. Günümüzdeki bilgisayar fiyatlarının yükselişini de gördüğümüzde bilgisayarı aldıktan sonra bir parçanın elektrik nedeniyle bozulması da tabii ki bizim için oldukça önemli. Bunun önüne geçmek için de en popüler cihazlar UPS'ler olarak dikkat çekiyor. UPS'ler aslında baktığımızda iki farklı kategoriye ayrılıyorlar. Statik ve dinamik UPS olarak geçiyor ama dinamikler bizim konumuz olmadığı için onu kenara ayırarak statik UPS'lerden bahsedeceğim. Bunlar da kendi içlerinde üç farklı kanada ayrıldığını söyleyelim. Offline UPS, Line Interactive UPS ve online UPS olarak değişiyorlar. Offline UPS'ler aslında artık günümüzde neredeyse hiç tercih edilmeyen ama piyasada da bulduğunuzda en ucuz modellerden olan UPS çeşitleri. Nasıl? Aslında bir UPS'ten bahsetmek gerekirse UPS dediğimiz cihazlar farklı boyutlarda olan, ki şurada küçük boyutlardan birini görüyoruz. İçerisinde bir akü bulunup elektrik kesintisinde size bu aküden elektrik vererek tabii ki kullandığınız ürüne, UPS'in büyüklüğüne ya da UPS'in takılı olduğu cihazın da elektrik tüketimine göre 5 dakika ile yarım saate varan, belki de 1 saate varan size elektrik kesintisindeki kaybetmemeniz gereken verileri korumanızı sağlıyor. Aslında temel olarak tabii ki uzun süreler boyunca çalışmanızı sağlayan bir cihaz değil. Daha çok o sıradaki elektrik kesintisinde sizin kontrollü cihazınızı kapatmanızı sağlayan bir sistem olduğunu düşünebiliriz. Çünkü sürekli enerji istediğinizde tabii ki o tarafta jeneratörler giriyor. O tarafta onları kullanmak mantıklı ama burada o kesinti olduğu anda gücün devreye girmesiyle işlerinizi kolaylıkla halletmeniz için tasarlanan ürünler. Tekrar offline UPS'lere geldiğimizde her UPS'te zaten içerisinde size bu gücü sunabilecek aküler var ve elektrik kesildiğinde bu akülere devreye giriyor. Offline UPS'lerin offline olmasının adı aslında elektriğe bağlıyken, yani siz İşte UPS üzerinden güç alırken ve UPS de prize takılıyken prizden gelen elektriği direkt olarak sizin cihazınıza yansıtıyor. Ve offline UPS'lerin bu konudaki en büyük dezavantajı, her ne kadar bir filtreleme olsa da oradaki enerjideki değişiklikler, düşük voltaj, yüksek voltaj ve dalgalanmalar, ki ülkemizde bunu çok fazla görüyoruz, bunların önüne geçemiyor. Direkt aktardığı için sizin cihazınız elektrik kesintisinden ziyade kalitesiz bir elektrik bağlantısı, o voltaj değişmelerinden etkilenmeye devam ediyor. Tam bu konuda Line Interactive dediğimiz ya da interaktif olarak da geçen UPS'lere geçebiliriz. Line Interactive olarak geçen UPS'ler bunu ekstradan orada bir voltaj filtresinden de geçiriyor. Yani elektrik kesintisi olmadığı durumlarda size gelirken voltaj düzenleyiciden ve aslında bir regülatörden geçerek size sürekli sağlıklı bir voltaj değerini sunmayı amaçlıyor. Bu sayede siz elektrik varken de düzgün bir elektrik alıyorsunuz. Cihazınız için gerekli elektriği, o düzendeki o stabil elektriği alıyorsunuz. Aynı zamanda elektrik kesintisinde de neredeyse hiç gecikme olmadan direkt aküden size elektriği vermeye devam ediyor. Hatta eski dediğimiz o offline versiyonlarda gecikme biraz daha fazla oluyor. 10 milisaniye civarında. Line Interactive olanlarda ise bu 3 ile 6 milisaniye ve artık neredeyse bir bu lambalarda gördüğümüz o kırpma, göz kırpma hareketi bile neredeyse hiç olmadan sizin cihazınız çalışmaya devam edebiliyor ve siz de güvenle o cihazınızı kapatabiliyorsunuz. Gelelim online'lara. Online'lar hem daha büyük hem daha pahalı ama etkisi çok daha iyi olan versiyonlar. Neden? Çünkü içerisinde hem daha büyük oluyorlar. Mesela bizim burada yanımızda bir Tunç Mati'nin Nivtek Pro 2 X9 versiyonu var. Örneğin bunlar çok küçük VA değerleri sunarken, voltamper değerleri sunarken burada 3kW değerlerini görüyoruz. Bunların en büyük artısı ise her türlü durumda aslında size bu desteği sağlayabilmeleri. Yani interaktifle çok benzer yapılara sahipler ama aynı zamanda hem aküye hem şey bağlantısına geldiği için size daha iyi bir veri sunuyor. Bunu nasıl yapıyor? Şimdi
Offline UPS'ler elektriğe bağlıyken size direkt elektrikteki değişimleri de sunabilecek kötü bir sistem. O yüzden fazla tercih edilmiyor. İnteraktifler ise aradaki bir regülatör vasıtasıyla size bunu aktarıyor. Ancak online'lara geçtiğimizde online direkt elektriği her zaman aküye verip aküden size sağladığı için, yani sürekli bir aküden sizin elektrik alma durumu olduğu için her zaman stabil, en ufak bir değişimde vesaire etkilenmeyen, tamamıyla her zaman istediğiniz değeri alabileceğiniz bir seviyede olduğunu söyleyelim. Özellikle hastanelerde ya da böyle çok kritik cihazların bulunduğu merkezlerde her zaman online'lar tercih edilir. Çünkü dediğimiz gibi bu değişimler ne olursa olsun, elektrik kesilse de, o sırada voltaj çok yükselse de, düşse de en ufak bir sıkıntı olmadan bunu sağlayabiliyorlar. Bu yüzden online'lar tercih edilir. Online'ın tek bir dezavantajı var. Özellikle ev kullanıcıları için tek bir dezavantajı var. Bu sürekli aküden enerji akışı olduğu için bir akülerin süresi interaktiflere göre ya da offline'lara göre daha kısalabiliyor. Sonuçta siz aküyü ne kadar kullanırsanız onun ömründen de bataryasından da o kadar yemiş olursunuz. Bunun gibi bir dezavantajı var. Bir de orada sürekli enerji alışverişi olduğu için ısınmalarına karşı kullandığınız cihazın büyüklüğüne göre fan sistemleri de olur ve sürekli bu fan çalışır. O yüzden ekstradan bir fan sesi gibi bir dezavantajı var, ama bu iş yerlerinde, küçük orta ölçekli iş yerlerinde, hastanelerde gibi yerlerde de bu sesi sorun olmuyor. Çünkü bunlar için ayrı bir oda ayırmış oluyorlar. Peki kimler tercih etmeli? Kim hangisini tercih etmeli? Offline'ları dediğimiz gibi artık önermiyorum. Offline yerine zaten piyasada da daha çok artık interaktif dediğimiz ya da line interaktif dediğimiz modelleri tercih edebilirsiniz. Bunlar hem daha küçük, hem daha taşınabilir, hem de bilgisayarınız için gerekli enerjiyi verebilen, elektrik kesintisinde de direkt sizin bilgisayarınızdaki dosyalarınızı kaydedebileceğiniz bir seviyede oluyor. Hem de online'a göre daha ucuz oluyor. Yani normal bilgisayar ve küçük aletleriniz için interaktif olanı kullanmanız yeterli olabilir. Ama daha büyük cihazlar, daha fazla elektrik ve birden fazla cihaz kullanımı gibi planlarınız varsa, o zaman tabii ki online en stabili, en güzeli, bütün hassas cihazlarınız için uyumlu bir kullanım sağlıyor. Peki elektrik kesintisi önemli değil ama evinizde çok fazla elektrik dalgalanması ve sıkıntısı varsa, o zaman da böyle bir regülatörler de mevcut. Bu regülatörler tabii ki içerisinde bir akü bulunmadan aslında interaktifteki o regülatörü direkt içinde barındırıyor. Bu sayede cihazınıza her zaman stabil bir elektrik bağlantısı sağlayarak evinizdeki o kötü elektriği en azından cihazınız için daha düzgün, daha doğru elektriğe çözebiliyorsunuz ve UPS'lere göre tabii ki çok daha uygun fiyatta oluyor. İçerisinde sadece bir regülatör olmasından kaynaklı. Burada farklı VA değerlerinde ya da KVA değerlerinde online ve interaktif UPS'leri görebilirsiniz. Hem S-Link'in hem Tunç Mati'nin var, ama aynı zamanda diğer MediaMarkt mağazalarında farklı modellere göz atabilir. Hepsine göz atmak istiyorsanız MediaMarkt.com.tr adresine giderek UPS'ler hakkındaki bütün fiyat bilgisine ve detaylara tabii ki ulaşabilirsiniz. Bu videomuzdan benden bu kadar arkadaşlar. UPS'lerle alakalı merak ettiğiniz ya da benim atladığımı düşündüğüm ya da yanlış söylediğimi düşündüğünüz şeyler varsa lütfen her zaman olduğu gibi yorumlar bölümünden bizlere aktarmayı unutmayın. Bu tarz bilgilendirici videoları MediaMarkt desteğiyle çekmeye devam edeceğiz. Yine merak ettiğiniz konular varsa onları da yazın. Biz de ilerleyen dönemlerde onlarla alakalı da videolar çekmiş oluruz. Biliyorsunuz MediaMarkt'ta zaten birçok ürün olduğu için burada bu bilgilendirici ürünleri, her bir ürünü bulmak da oldukça kolay diyelim. Başka bir Hardware Plus videosunda, başka bir MediaMarkt videosunda görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. Hoşça kalın.